Bugüne kadar gittiğim hiçbir yerde, katıldığım hiçbir toplantıda tek bir yurttaşımız, bizim derdimiz başkanlık, başkanlığı getirin demedi. Size diyen oldu mu bilmiyorum ama birçok yerde her gün çocuklarımız ölüyor. Siz bir kişiye koltuk sağlamanın peşindesiniz. Sizin başkanlığınız batsın diyenler hep olmuştur. Değerli milletvekilleri, gerçekten biz günlerdir neyi tartışıyoruz Allah aşkına? Sizin temel söyleminiz istikrar. Diyorsunuz ki başkanlık gelince istikrar gelecek. Millet bu filmi daha önce defalarca seyretti. Değerli milletvekilleri, belki unutmuş olabilirsiniz ama 14 yıldır bu ülkeyi tek başına yöneten sizsiniz. Her seçim döneminde halktan istikrar sürsün diye oy isteyen, yeri geldiğinde istikrar bozulursa beyaz toroslar gelir diye tehdit eden siz değil miydiniz? Biz burada Türkiye'nin bölünmesi pahasına, altını çiziyorum, Türkiye'nin bölünmesi pahasına, Sayın Cumhurbaşkanı'na sorumlulukları olmayan ama yetkileri sınırsız olan yeni bir makam yaratmayı tartışıyoruz. Tek adamlığı tartışıyoruz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi niyetli olabilir. Siz Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz. Ama defalarca gördük ki Sayın Erdoğan çok çabuk kandırılıyor. Yanlış yönlendirilebiliyor. Bunu bizzat kendisi de defalarca itiraf etti. Halktan özür de diledi. Milletim beni affetsin de dedi. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yine kandırılmadığını, yine yanlış yönlendirilmediğini kim iddia edebilir? Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AKP'nin kandırıldığı o kadar çok olay var ki, bakın daha birkaç yıl önce FETÖ bu ülkenin kahraman subaylarına, yurtsever aydınlarına, gazetecilerine kumpaslar kurarken sizleri uyardık. Devletin en mahrem bilgilerine FETÖ'cüler el koyarken tek bir AKP'li çıkıp da Allah rızası için ne oluyor demedi, diyemedi. Aksine ağız birliği yatmışçasına FETÖ'nün avukatlığına soyunup sizleri uyaranları da terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmakla suçladınız. Gelinen süreç bizim haklı olduğumuzu ortaya koydu. Ama biz haklı çıkmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği için mücadele ediyoruz. Varsın biz haksız çıkalım ama Türkiye hep kazansın. Ama 14 yıldır biz haklı çıkıyoruz, maalesef ki Türkiye hep kaybediyor. Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldatıldığı, kandırıldığı tek olay bu mu? Analar ağlamasın diye bir çözüm süreci başlatıldı. Benim Anadolu'da ağlamayan ana kalmadı. Elinde silah olanla anlaşma olmaz. Bu işin çözümü meclistir dedik, dinletemedik. Bizi halka şikayet ettiniz. Bizi çözümsüzlükten yana olmakla suçladınız. Ama sonuçta yine aldatıldınız, yine kandırıldınız. Biz uyarımızı yapmaya devam ettik, devam da edeceğiz. Sizin hükümet olma yetersizliğinizin, kandırılışınızın faturasını ülkenin çocukları canlarıyla ödedi, ödemeye de devam ediyor. Bakın yine başındaki ismi Ankara'da ağırladığınız, 1600 yaralısını tedavi ettirdiğiniz, lahmacunlarla beslediğiniz PYD de sizi kandırdı. Dün Ankara'da ağırladığınız PYD'ye bugün terör örgütü diyorsunuz ama müttefikiniz Amerika'yı ikna edemiyorsunuz. Dün uçağını düşürdük diye efelendiğiniz Rusya bugün müttefikiniz oldu. Yani 3 ayda gidecek diktatör Esed yeniden kardeşiniz Esad olacak gibi gözüküyor. Yine birileri Cumhurbaşkanı'nı dolayısıyla AKP'yi kandırmış oldu. Siz pardon kandırıldık diyerek işin içinden çıkarsınız ama minicik yavrusuna doyamadan şehit olan uzman çavuş Mehmet Kökkaya'nın hesabını kim verecek? Suriyeliler bugün bizim topraklarımızda çocuk sahibi olurken maalesef ki bizim çocuklarımız da Suriye'nin topraklarında ölüyorlar. Yazıktır bu çocuklara. Kıymayın bu fidanları efendiler, kıymayın. Kandırıldık dediğiniz o kadar çok olay var ki hangi birini anlatayım Allah aşkına? Tüm bu kandırılmalarımızın faturasını Türkiye çok ağır ödedi. Gelin Türkiye'ye yeni bedeller ödetmeyin Allah aşkına. Değerli milletvekilleri, Türkiye için tehlikeli olan yapılar geri geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na sizden daha yakın oldu. Bundan sonra da olmayacağını garantisini kimse veremez. Kendini gizleyerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın en yakınına giden kadar giren FETÖ ya da başka bir yapı bugün yine Sayın Cumhurbaşkanı'nı kandırıyor, yanlış yönlendiriyor olabilir. Çünkü Esad'ı diktatör olduğu için yıkmak isteyen biri parlamentoyu işlevsiz hale getirmeyi, tüm yetkileri kendinde toplamayı düşünmemeli. Olsa olsa birileri Sayın Cumhurbaşkanı'nı yine kandırıyordur. Ve biz bunca kandırılmanın ardından ülkemiz adına, demokrasimiz adına,
Cumhuriyetimiz adına endişe duyuyoruz. Buradan sizi bir kez daha uyarıyoruz. Sonra haberimiz yoktu, biz bilmiyorduk, bizi kandırdılar demeyin. Bu seferki kandırılmışlığınızın geri dönüşü yok. Pardon deme şansınız yok. Bu anayasa değişikliği geçtiğinde iş işten geçmiş olacak. Yani testi çoktan kırılmış olacak. Gelin bu ülkenin güzel çocukları için, evinizdeki yavrularınız için başınızı yastığa koyduğunuzda bir kez daha düşünün. Kıymayın bu ülkenin güzel çocuklarına, bu güzel ülkenin güzel insanlarına. Kıymayın cumhuriyete, kıymayın demokrasiye. Bir kez olsun milletin söz verdiği görevi yerine getirin ve bu yanlışa, bu yıkım projesine dur deyin. Sayın Cumhurbaşkanı'nı lütfen uyarın. Siz uyaramıyorsunuz, hep birlikte uyaralım. Bunun yanlış olduğunu anlatalım. Unutmayın, tarih tek adamlığı dayatanları da, buna karşı direnenleri de not edecektir. Gelin direnenler tarafında yer alın. Ahval ve şirayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asıl kanda mevcuttur diyerek bize görev ve sorumluluklarımızı hatırlatmış. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu uyarısının ışığında ferman padişahın dağlar bizimdir diyen Yiğit Dadaloğlu'nun torunu olarak padişahlık hayali kuranlara karşı demokratik layık Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak için hukuk kuralları içerisinde kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Sayın Arık, teşekkür ediyorum.